sizi bekleyin. Her şey ayarlandı babam. İki tane tır sınırdan yola çıkacak. Davut, sen ne yapacaksın peki? İşin başında olacağım babam. Aman dikkat et. Bu sefer herkesin gözü üzerimizde. Akın ışık geliyor, bir terslik istemiyor. Eyvallah. Söyle Hasan Alayanak. Baba, emaneti iç dış yıkadık. Bizden aldıklarını da kopardık. Ne dersin? Kuruması için asalım mı bir köşeye? Kılına dokunmayın. Sakın. Depoya getirin. Bütün otoparkların başındaki adamları da onunla birlikte getirin. Emrin olur baba. Oğlum, galiba yiyeceğiz lan seni. Dizelin bakayım karşıma. Getirin şunu. Celal baba. Babam. Yaptım bir cahillik. Ne olur bağışla beni. Sen büyüksün. Sarp gel, gel Sarp gel. Merhametimi sen de gör. Ne oluyor? Daha bir şey olduğu yok. Olacak. Seyret. Davut. Buyur babam. Gel bunu bağışlayalım. Hırsızlık yaptı, bizden çaldı ama bağışlayalım git. Ne dersin? Ne diyorsan o babam. Alyanak, sen ne dersin? Baba, bu hırsızlığı bir tarafa, bir de sübyancı sapık çıktı. Ama sen ne diyorsan öyle baba. Güzelce bağışlayalım. Gördün mü bak? Bağışladık seni. Sağ ol babam. Yolun açık olsun can kardeş. Sağ ol babam. İrtibatı koparmayalım. Tamam babam. Hayırlı yolculuklar. No.
İkinizden biri bu pislikle işbirliği yapmış. Kimse çıksın ortaya. Kimse çıksın ortaya. Yormayın beni. Ben yapmadım abi. Ben öyle bir şey mi dedim şimdi? Sen birden gelip benim önümde durunca bilemedim abi. Bak şimdi ben de bilemedim. Niye abi? Ne kadar ömrün kaldığını. 5 gün mü? 4 saat mi? 3 dakika mı? İki saniye mi? 1 Hassas. Birileri öldü mü çok üzülüyorsun. Ormanda da böyle olmuştun. Daha çok üzüleyim diye mi bıraktın ormanda? Komik adamsın. Ama ben şaka sevmiyorum. Doğru. Sen öldürmeyi seviyorsun. Zevk alıyorsun. İşini seveceksin. Herkes işini doğru düzgün yapsa dünya bu kadar kirli bir yer olmazdı. İşini sevmezsen yükselemezsin. Ne o? Bu arabayla mı götüreceksin adamları? Tabii tabii. Bu arabanın müşterisi çok olur. Yalnız kimin ne zaman bineceği belli olmaz, Davut kardeş. Bak orası doğru. Sana ikimizin de bildiği bir şey söyleyeyim mi? Seninle ben çok kısa bir zamanda bu arabayla bir yolculuk yapacağız. Bana uyar. Yalnız ben şoför koltuğuna otururum. Sen de arkada rahatına bakarsın. Thank you.
yapıyorsun oğlum sen? Müdürüm. Oğlum acemi olduğunu anlayacaklar ya. Ha? Aferin. Bravo. Zaman içinde, kabul zaman içinde. Yo, 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 yo. Pireler berber iken, develer teller iken. Yo, 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 yo. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken. Yo, 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 yo. Yaşarmış uzak bir köyde, nam salmış Keloğlan diye. Yo, 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 yo. Benim adım Keloğlan, Keloğlan, keleş olan. Hayatı beleş olan. Yo, 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 yo. Aşka lazım iki kişi. Biri kel olmalı mutlak. Diğeri ise güzel bir kişi. Geliyorlar. Mert. Herkes yerlerine. Keloğlan o kalabalığın içinden geçip saraya girmeye başardığında uzaktan padişahın kızını görmüş. Padişahın kızı o kadar güzelmiş ki görür görmez aşık olmuş. Padişahın kızı da Keloğlan'dan etkilenmiş. Bu durum padişahın dikkatinden kaçmamış. Ah Keloğlan, ah Keloğlan. Bütün adaylar saraya geldikten sonra padişah yarışmayı anlatmadan önce kızını Keloğlan'dan hoşlandığını anlamış. Kimmiş Keloğlan denen gafil, kızıma sevdalanan sefil. Tiz tutup getirin huzuruma. Musa ne durumdasın? Emri verdiğiniz an Akınış'ı alırız müdürüm. Alın. Oda servisi. Yatır, 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 yatır. İn aşağıya. İkisini de yere yatır. İcareyi. Bak Kel, Kelciğim, niyeyse sevdim seni. Eğer yedi başyalarını öldürüp huzuruma getirirsen, kızımı veririm sana. Ben şu Kel başıma bir çay bulamadım paşam. Senin o yedi başlı yılanına ne yaparım? Kızım, nesini sevdin sen bu Kel'in? Gönlünü sevdim babacığım. Sarayın telli ayağa kalkmış. Ülkenin dört bir yanından cesaretini ispatlamak için gelen damat adaylarına yarışmanın nasıl olacağını anlatmaya başlamış. Açın kapıları. Hadi hadi hadi. Hadi 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 hadi. Çabuk çabuk çabuk. Yavaş. Açın şunu, açın. Ne var? Şemsiye müdürüm. Şemsiye mi? Bunda ne var? Şemsiye müdürüm. Bu da şemsiye müdürüm. Nasıl lan? Lan bu ne lan? Işık. O Akın Işık değil.
Akın ışığı yakaladık ama bu akın ışık değil. Nasıl olmaz Musa? Nasıl olmaz ya? Ben de bilemedim valla. Allah kahretsin! Sonra. Senin şemsiyeyi açtım. Girince açılıyormuş demek. Hem de ne açılmak. Oteli de bastı bu. Sözde Akın Işık'ı da tutukladı. Baba çıldırdı. Geri olan ve diğer adaylar yolu koymuşlar. Kira geçtiklerinde yola çıkanların yarısı açlıktan yolda pes etmiş. Bizim Keloğlan ormanda bulduğu yemişlerden aç kalmaktan kurtulmuş. Geriye kalanlar Beştepe geçtiklerinde Akın Işık'ı tutuklamışlar. Akın Işık. Geriye kalan birkaç kişiyle birlikte üç ova geçince mağaranın önüne gelmeyi başarmışlar. Mağaraya girip geri başlayalım gördüklerini ise geriye kalanlar korkudan verilmiş. Hediyeni beğendin mi? Keloğlan yanındaki kılıcını çıkarmış. Çok güzel. Yeni başlayalım. Bir sürü boşluktan sonra dönmeye başlamış. Bu da yeni başlayalım. Yeni başlayalım. Hayırlı görevler memur abi. Sağ olun. Ehliyet ve ruhsat. Bir de taşıma iznini görebilir miyim? Sıkıntı mı var memur abi? Yok, evraklar tamam. Buyurun. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun evladım. Buyurun gidebilirsiniz. Bir çorba içeriz Hüseyin abi. İçmez miyiz koçum? İki dağ, beş tepe, üç ova geçmiş. En sonunda saraya gelmiş. Padişah huzuruna çıkartılmış. Baba, bir kere ova vereceksin değil mi? Padişah, biraz düşünmem lazım demiş. Padişah odası kapatmış. Buyur. Sevkiyat sahte çıktı. Rezil oldum. Yani? Yani dediklerini yaptım. Güya tuzağa düştüm. Mazara oldum. Top sende artık sen. Güzel. Şimdi oyun nasıl kurulmuş Celal Duman görecek. Interpol. Peşindeymiş Akın Işık. Bu Celal Akın Işık'a Interpol dedi. Nasıl yani? Dinlemedin mi sen tamamını? Hayır.
Bir dakika. Bu Interpol lafı bizim yalanımız. İçimizde bir köstebek var, sağ. Aynen. Kim? Şerefsiz ulan! Bırak müdürüm şimdi, kimse kim? Celal peşinde olduğumuzu anladı, bize tuzak kuruyor. Konuştukları sevkiyat yalan o zaman. Ama harbi olanı da var, ikimiz de biliyoruz. Tabii ya. Yoksa niye böyle bir oyun oynasın ki? Dur şimdi, dur. Oyuna oyun kuracağız. Ki Celal oltayı yuttuğumuzu anlasın. Tuzağa düşeceğim ulan. Madara olacağım lan. Aynen abi. Renk vermeyeceğiz. Sızıntıya oynamalısın ki Celal şüphelenmesin. O zaman demek ki asıl sevkiyatı patlatacağız. Asıl sevkiyat ne? Bu adamın bu işlerle ilgili adamı kim? Davut. İşte o kadar. Cenaze arabası. Cenaze arabası. Ne diyorsun? Tamam, asıl sevkiyatı nasıl yapacağını da bulduk. O sızıntı da Celal de yarın gece bitecek. Aslanım benim. Aslanım benim. Aslanım. Seninkinin keyfi gıcır. Ama bilmiyor ki başına ne gelecek. Trafik polisi Davut'un kullandığı cenaze arabasını GPS yerleştirdi. Adım adım takip ediyoruz aracı. Hepsini paketleyeceğiz. Suç üstü yapacağız. Celal, Davut, Köstenceli kim varsa. Ama anlaştığımız gibi Mele'ye bir şey olmayacak. Bak, suç üstü yapacaksak gerçek Akın Işık'ı bulmalısın. Bakacağım. Benden haber bekle. Evet. Akın Işık dosyası bilgisayarımda. Yok, şu an ulaşamıyorum bilgisayara. Bir gösterideyim. Bilgisayarım arkada kaldı. Cevap vermiş. Islanır padişahım demiş. Eyvah, topuzumu unuttum. Nerede topuzumuz padişahım? Beni bekle Keolan, getiriyorum şimdi. Bu padişahı oynayan benim oğlan Akın. Babasına benziyor. Karizma. Işık, siz misiniz? Thank you.
var. Nerede kaldı Porsche? Tereyağından kıl çeker gibi hallettik bu işi. Şeytanın bile aklına gelmezdi yaptığı bu iş. O da şeytanın sorunu Hüseyin abi. İşlem tamam baba. Güzel. Geliyoruz oraya. Gömeceğim seni. Sen bunun kapısını kapatmamış mıydın? Kapattım galiba. Mal burada. Celal de geliyor. Gelin. Hadi gidiyoruz. Hoş geldin babam. Hoş buldum. Gel bakalım.
bakalım Celal. Yolun sonuna geldin ama farkında değilsin. Evet, akın ışık. Manzara bu. Teslimat hazır. Güzel. İçeride mi? İçeride. Celal ne bu? İndir şunları. Ne yapıyorsunuz? Bak bakalım şemsiye kebapçı. Açılıyor mu, açılmıyor mu? Bundan da paçayı sıyır da görelim. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüsünde mecali kalmayınca da altına sıçar. İhtiyar çekirge. Soğun gülen iyi güler. Sürpriz. İçeri girelim mi müdürüm? Girin. Ya müdür sen kiminle dans ediyorsun? Kiminle? Ulan yazık lan. Bir de şemsiyeyi getirmiş yanına. Bu ne hırs arkadaş? Erçim sen kaçamayacaksın lan. Thank you.
Müdürüm, cenaze arabası içeride yok. Arabadan tabletimi getir bana hemen. Bırak bizi gidelim artık ha müdür. Tabii tabii. Etrafına şöyle iyice bak Celal. Dışarıda geçirdiğin son saatler bunlar. Bu iş burada kalmaz Celal. Bedelini ödeyeceksin. Yanlış kelimeler çıkmasın ağzından Akın. Yeri değil. Şimdi başım hiç rahat değil. Merak etme. Rahat edecek. Başını koltuğun altına aldığında hiçbir derdin kalmayacak. Orada bir dur. Daha bir şey bitmiş değil. Erken laflar ediyorsun. Sonra duymayacaksın diye söylüyorum. Ben deliyi severim aslanım. Ama benden daha deli olmayacak. Sen kime baktığını bilmiyorsun şu andan. Cenaze arabasını kaçırmışlar. Uzaklaşıyor. Tüm yolları kessinler hemen. Siz de peşini düşün hemen. Bana da anlat Celal ya. Aranızda ne konuşuyorsunuz köstenceriyle? Ortaklığınıza zeval mi getirdin? Açıldı merkez, tutuşsun herkes. Ne durumdasınız? Yaklaşıyoruz müdürüm, mesafeyi kapatıyoruz. Duydun değil mi Celal? Az kaldı, az. Minik, ne diyorsun şu Nemrut'un kızını bir daha söylesen? Tamam, tamam, anlaşıldı. Bu akşam keyfin yok senin. Beş yıldızlı misafirini eğlendirelim değil mi Celal? Sıkmayalım köstenceyi. Yazık oldu, onu da yaktın ya. Olsun kamyoncu kardeş. Kamyon nereden çıktı şimdi?
Müdürüm, haberler kötü. GPS kamyonundan çıktı. O şerefsiz her kimse takip cihazını bulup kurtulmuş. Oyun oynadı bize. Ne diyorsun ya? Fatih. Evet müdürüm. Dersizse anons geçilsin. Çevredeki tüm yollar kapatılsın. Bütün polisler seferber edilsin. Tek işiniz cenaze arabasını bulmak olacak. Çabuk. Emredersiniz müdürüm. Akıllı piç! Eyvallah durduğun için şoför kardeş. Yolculuk ne tarafa? Vallahi sen nereye gidiyorsan oraya be. Hayırdır, misafirde işim var buralarda. Hiç sorma ya. Öyle eş dost ziyareti, muhabbete daldık. Cenaze aracını buldum ama tabutlar boş. Malları başka bir aracı yükleyip götürmüş olabilirler. Nasıl kaçırırız elimizden? O mallar ne olursa olsun bulunacak. Her yer didik didik aranacak. Hadi! Erken konuşma demiştim sana. Ya müdür, boşuna tutuyorsun bizi burada. Bırak gidelim. Hepsini alın bunların. Zorluk çıkaran olursa davranın silahlarınıza. Kelepçeliğin çakalların hepsini.